Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında 3. bölüm 4. testinin çözümünü yapacağız. İkiz kenar üçgenin pekiştiriyorum testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC, ikizkenar üçgen, AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB ile AC'nin eşitliğini şöyle bir yazalım mı? Yazalım. Hocam burası X'ken burası da X mi? X. E tamam X ise buraya ne kaldı? X eksi 8 kaldı arkadaşlar. Tamam devam edelim. Sonra 10 10 verilmiş 8 verilmiş. Hocam x kenar var tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Al sana yükseklik. Çizdin yüksekliği. E yüksekten dolayı 4 4 oldu burası. Ne yapacağız? Hocam şurada bir pisagor bağıntısı var. Değil mi? Aa hocam bir de şurada var ama aynı pisagor oluyor. Şu büyüğü seçersek farklı pisagor oluyor. Evet bu, bu pisagordaki kenarlar ne? Biri x biri de şurası arkadaşlar. X, x 8 artı 4. Yani şurası toplamda kaç yapıyor arkadaşlar? x, x 4 mi yapıyor? Evet. E hocam bir burada pisagor bir de burada pisagor. İkili pisagorlarda gerçi kare 8 karesinden burayı bulup sonra direkt pisagorda yapabiliriz ama ben şunu alışmanızı istiyorum ya. İkili pisagorlarda ortak olan kenar var mı? Var. Onu yalnız bırakın. H kare neye eşittir? Hocam onun karesi eksi 4'ün karesine eşittir. Aynı zamanda sarıdaki h kare neye eşittir? x'in karesi eksi burası x eksi 4 olduğundan dolayı x eksi 4'ün karesine eşittir. Şu x eksi 4'ün karesi x kare eksi 8 x artı 16 mı? Evet. Şimdi bu 100 eksi 16 eşittir. x kare eksi açılmışı bu ya. Eksi ile çarpıyorsun. Eksi x kare artı 8 x eksi 16 olacak. Eksi 16'lar nanay. x kareden nanay. 8 x eşittir 100'den. x'i buradan ne buluruz arkadaşlar? 100 bölü 8 buluruz. 4'e bölsen 25. 4'e bölsen 2. Cevabımız da böylelikle 25 bölü 2 çıktı. Evet birinci soru akçay oldu. Geldik 2'ye. İkinci soruda ne verilmiş? Hocam dik tabanı keş parçaya vermiş. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Hocam bu bir ikiz kenar üçgendir. Ve bu, bu nedir? Açı ortaydır. Sonra benden EC bölü AE isteniyor. EC bölü AE. Hmm. Aslında açı ortayı da görmedik ama neyse oradan yapacağız. Başka şey yok. Arkadaşlar bakın bu açı ortay doğrusu. Değil mi arkadaşım? Büyük üçgende. A açı ortayda. Tabanlar oranı kollar oranına eşit değil miydi? Evet. Tabanlar oranı 4 bölü 7. Kollar oranı da 4K iken 7K yapmayacak mı arkadaşlar burası? Evet. E burası 4K olduğundan buraya da kaç K kaldı o zaman? 3K kaldı. Bizden EC uzunluğu 3K bölü AE uzunluğu 4K isteniyor. Cevabımız 3 bölü 4 yapar. Evet açı ilgili bir soru. Sanki açıortay konusunda olsa daha iyi olurdu ama neyse. Cevabı da bu şekilde bulduk arkadaşlar. Cevap Balıkesir. Geldik bir sonraki soruya. Ee, ABC ve AD, X ikizkenar dik üçgenler. Hocam ikizkenar dik üçgen olduğu için şu bu 45 45 90 üçgenini yazalım. 45 45 90. A 90'dan bir kenar ortaya çizildi. Eşit eşitken burası da eşit oldu mu? Muhteşem üçten oldu. Ya da ikizkenar dik üçgen ya. Çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. 45 90'sa burası da 45 oldu diyebilirsiniz. Neyse eşitlikten dolayı da 90 oldu burası. 45 45 90 oldu. 12 kök 2 ise bunlar 12 12 yaptı mı yaptı. E hocam bu da bir x kenar dik üçgen. FC uzunluğu isteniliyor bizden. Hocam bu x kenar dik üçgene bakalım. X kenar dik üçgen olduğu için burası da 45 45 90. E hocam tamamı 90. 45 ise burası da 45. E tamamı 90 burası da 45. Bak burada da 45 45 90 üçgen çıktı mı çıktı. Hocam 90'ın karşısı 12 kök 2, 12 ise 45'in karşısı ne olacaktır şuradaki dik üçgende arkadaşım? 12 bölü kök 2'ye eşit olacaktır. 12 bölü kök 2 kök 2 ile çarparsam 12 kök 2 bölü 2'den 6 kök 2 mi oldu? Evet. Yani şurası da 6 kök 2 burası da 6 kök 2 yaptı. E şuraya bakacak olursak 45 90 burası da 45 olduğundan ikiz kenar 6 kök 2 ise burası da ne olacak? 6 kök 2 yapacaktır. O zaman 3. soru denizli oldu. Geldik 4'e. A, A, C 10 kök 2 verilmiş ve AD'yi 2 kök 34 verilmişler vermişler. Evet buraya da 2 kök 34'ü yazalım isterseniz. Arkadaşlar ikiz kenar bir de dik üçgen. İkiz kenar dik üçgen. Bu nedir? 45-45-90 üçgen değil midir? Evet. E ne yapacağız hocam burada? 45-45-90 üçgeninde 10 kök 2, 10 kök 2 ise bunun tamamı kök katı 20'yi yazabiliriz. E ikiz kenar taban yok. Taban var aslında. İkiz kenarda taban da mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizmez mi? Çizer. Çizdik yüksekliği. E yüksekliği çizince çizmeyle kalmasın. 45-90 ise burası da 45 Oldu mu? Oldu. Ve hatta bu x kenarda çizilen yükseklik olduğu için hocam burası da 10 burası da 10 olacak. Ya da zaten 45 45 90 üçgen. 10 kök 2 ise burası da 10 burası da 10 yapar mı? Yapar. E hocam burada buranın da 10 olduğunu biliyorsun değil mi? Evet buranın da 10 olduğunu biliyorum. Ben şuradaki y'yi bulursam olay bitti. Y'yi nasıl bulacağım peki? Hop şuradaki dik üçgenden. Hadi bulalım. 2 kök 34'ün karesi eşittir. Nedir arkadaşlar? Y'nin karesi artı 10'un karesi olduğundan. 4 4 çarpı 34. 4 kere 4 16. 4 kere 3 12. 4 kere 4 4 x 4 16. 4 kere 3 12. 136 mı yaptı arkadaşlar? Evet. 136 eşittir. Y kare artı 100'den. Y kare eşittir 36. Y de buradan kaç çıkar arkadaşım? 6 çıkar. E o zaman Y 6 ise X artı da 10'a eşit olacağından x de buradan kaç gelir? 4 gelir. Evet. Dördüncü soru böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşım. Geldik 5'e. Açılar verilmiş. Alfaya 2 alfa yazalım. ACD açısı alfa iken neresi? ACB açısı 2 alfa. ACB açısı 2 alfa. Tamam. Hocam bu ikiz kenar verilmiş. Taban da mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer. Hop çizdik. Eyvallah. Çizdik ne oldu? Burası 6'ya 6 oldu. 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Hocam 2 alfayı nasıl kullanacağız? Bu da ikizkenar kenar. Burada da tabana ait yükseklik çizsek. Hop 2 alfayı parçalıyoruz hocam. Parçalasın. Sıkıntı yok. 2 alfayı güzel bir şekilde parçalıyor. Tabanı da iki eş parçaya böldü. açı da 2 eş parçaya bölecek mi? Bölecek. Ha, burada alfa alfa. Bak ne çıktı? Dikkat. 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 Burada ne var? Açı ortaylık mı çıktı arkadaşlar burada? Evet. Şu açı ortayda kola çizilendik, Bu da kola çizilen dik konumda değil mi? Arkadaşım açı ortayda kollara çizilen ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Yani burası la burası birbirine eşit mi olacak? Evet. E yani burası 8 ise burası da 8'dir. E burası da 8 olacağından toplam kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? Burası 16 yapıyor. Beşinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. BAD açısı alfa iken ACB açısı 2 alfa. Evet BAD açısı alfa iken neresi 2 alfaymış? ACB. ACB. Arkadaşlar ikiz kenardayız ve size açı bilgisi vermiş. Yani açıya da alacaksın değil mi? E bu ikiz kenarın tepe açısı. Taban açılarını nasıl buluyorduk? 180 2 alfa bölü 2'den bulmuyor muyduk? 2'ye bölsen 90, bölsen alfa. 90 eksi alfa yaptı. Arkadaşım burası 90 eksi alfa, burası da 90 eksi alfa mı? yaptı. Aa hocam bak şu alfayı da kullanacağız biz. Alfa ile 90 e ya, alfa yan yana geldi. Yani burası 90 derece mi oldu? Evet. E büyük üçgende Pisagor bağıntısı. Burası 12, burası 8 ve x. Normalde sen x kare eşittir 12'nin karesi 8'in karesinden bulursun ama biz kısa yolu uygulayacağız. Hocam 8 ve 12'de ortak çarpan 4. 4 çarpı 3 burası. 4 çarpı 2 burası. O zaman burası 4 çarpı kare küçüğünde bu hipotenüs olduğundan ve dik kenar sorulduğundan kareleri farkı. Yani 3'ün karesi eksi 2'nin karesidir. O zaman kaç çıkıyor? 9 eksi 4'ten 5. Yani kökün içerisi 5 çıktı. Cevabımız da böylelikle 4 kök 5 oldu arkadaşım. 6. soru Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. 10, 10, 10. Aa, burada ikizkenar kenar var. Taban var. Hemen insan tabanına ait yüksekliği çizer mi arkadaşlar? Çizer. Sonra BD x uzunluğu isteniliyor bizden. Peki bunu nasıl kullanacağız biz? Allah Allah. Dur bakalım. Şurada tabanına ait yüksekliği çizsek. Bir şeyler gelecek mi arkadaşlar? Çizdik diyelim. Hocam burası 3 kök on, Burası da 3 kök 10 oldu. Sonra buradaki Pisagor bağıntısından burayı bulurum. Bir işime yarayacak mı? Bir işime yarayacak mı? Alfa alfa 2 alfa. Valla trigonometriye falan da giresim geldi. Şöyle baktığım zaman ama. Trigonometrisi halletmem lazım. E hocam burada da bir x kenar var mı? Var. Mecbur. Buradaki çizdiğim yükseklikle maalesef sonuca ulaşamayacağım. X işin içine girmiyor arkadaşlar. Ciddi anlamda x işin içine girmiyor. x'i işin içine sokacak şekilde bir hamle yapmam lazım. E, mecburum şuradaki yüksekliği çizmeye arkadaşlar. Evet şuraya bir y diyelim. Buraya da bir y diyelim. Aa hocam pisagorlar çıktı karşımıza. Bakın bir burada pisagor var. Bir de nerede pisagor var arkadaşlar? Şu büyükte pisagor var. İkili pisagorda ortak olan kenar var mı? Var. H her ikisinde de ortak. E o zaman yaz. Ne duruyorsun? H kare neye eşit? Onun karesi eksi y kare eşit. Onun karesi eksi y kare eşit. Aynı zamanda h kare neye eşit? 6 kök onun karesi eksi y artı onun karesine eşit. Hocam y artı onun karesi ne? Önce bir onu açalım. Burada açalım. y kare artı 20 y artı 100 olduğundan dolayı eksiği buna da atacağız. Neyse. 100 eksi y kare eşittir. 6 kök 10'un karesi 36 çarpı 10 yani 360 eksi. Bu eksi dağıtacaksın buraya. Hadi dağıtalım bakalım burada. Y kare eksi 20 y eksi 100 yaptı mı yaptı. Şimdi arkadaşlar eksi kareler gitti mi gitti. Eksi 20 y'yi öbür tarafa atalım. 20 y yaptı. Şu yüzü de öbür tarafa atalım. Eksi 100 oldu. Eksi 200. E, 360'dan 200 çıkınca kaç kalıyor? 160 kalıyor. Y de buradan kaç geldi o zaman? 8 geldi. Arkadaşlar biz niye hissetmedik ya? 6, 8, 10 mu diye hissetseydik keşke. Neyse. Y 8 geldiyse 8, 10 sa bizden ne isteniyor arkadaşlar? X isteniyor. E o zaman burası da 8. X de 2Y'ye eşit olduğundan o da 16 yapar. Vallahi hissetme aklıma gelmedi. Normalde hep gelirdi ama burada gelmedi. Olsun önemli değil. Ha bu sayı 6 kök on olduğu için aklıma gelmedi. Bilindik sayılar olsaydı gelirdi. Ha hocam bu 10 ya oradan yapabilirdik ama işte 6 kök on ne bileyim gelmedi. Neyse inşallah sizin aklınıza gelmiştir. O 7. soru balık isir oldu geldik 8. soruya. Evet gençler şekli buraya çizelim. ABC x kenar üçgeninde AB ile AC birbirine eşitmiş. Hemen şekli çiziyoruz. Şöyle ve şöyle. Evet. A, B ve C'yi çizdik. Evet AB ile AC 18'miş. Hocam burası da 18, burası da 18 diye yazalım isterseniz. Ve BC 12'ymiş. Eyvallah. B köşesinin AC'ye göre simetriği B üstü. Arkadaşım B köşesinin AC'ye göre simetriği B yapmış. Şurası. Şuraya B üstü diye gösterelim. Ama bunlar ne olacaktı arkadaşlar? Şurası dik ve şunlar birbirine eşit mi olacaktı? Evet. Sonra B üstü işaretlenip B B üstü çizildiğinde AC kenarını K noktasında kesiyor. AC kenarını K noktasında kesiyormuş. Evet burası K noktası arkadaşım. Buna göre Ali Kara uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Arkadaşlar simetriğini alınca 90 derece olduğunu bulduk sadece. Ve tamam. Bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Hadi işlemimizi yapalım arkadaşlar. Oyalanmayalım. Hani şu işimize yarayacak mı diye bakıyorum da simetriyi sadece buradaki 90'ı bulmak için kullandırdı galiba. Ne yapacağız arkadaşlar? Bizden Ali Kara uzunluğu isteniyor. Hocam burası x. O zaman buraya 18 eksi x kaldı. Eğer zaman kullandığımız şey arkadaşlar işte bir burada Pisagor bir de altta Pisagor bitti gitti arkadaşım. Her iki Pisagor'da da H ortak mı? Ortak. Yalnız bırakacaksın o zaman. H kare neye eşit? Nereye çizeceğim ben şimdi? Şuraya şey yazayım. H kare neye eşit arkadaşlar? 18'in karesi eksi x'in karesine eşit. Aynı zamanda h kare neye eşit arkadaşlar? 12'nin karesi eksi 18 eksi x'in karesine eşittir. Her ikisi de h kare eşit olduğunda bunlar birbirine eşit. Çünkü h ortak kenar. Bakın ortak kenarla ilgili bayağı soru çözdük. Ee, 18'in karesi 324'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam. 324 eksi x kare eşittir. 144. Hocam bu? 324 eksi kaç? 36x artı x kare olduğundan eksi önünde ya hepsini eksiye dağıtacağım. O zaman eksiye dağıttığım zaman arkadaşlar 324 eksi 324 artı 36 x burası x olacaktı. Artı 36 x eksi x kare mi yapacak burası? Evet eksi x kareler gitti mi gitti. Şimdi bu 36 x burada kalsın. Öbür tarafa atalım mı arkadaşlar? Atalım. Tamam. Öbür tarafa atalım. İş toplamayla da uğraşmayayım ben. 324 artı 324 eksi 144 eşittir. 36 x mi? Evet. Her iki tarafı 36'ya bölsen. Bunu 36'ya bölsen e, sanırım 36 36 72 yapıyor galiba. Çünkü bu 18 çarpı 18 ya. Yok. 9 mu yapıyor? Evet. 3 x 9 27 9 yapıyor. E, 18 ile 36 sadeleşince 2 kaldı. On şu 18 ile 2 kaldı. Bir daha 2 ile sadeleşince 9 yapıyor. Evet şunu sadeleştirdiğimiz zaman 9 yaptı. Ee, burası da eksi 324 artı 324 diye geçti. Burası da artı 9 yaptı. 36'ya böldüğün zaman da burası da eksi 4 yaptı. Eşittir x yaptı. Direkt böyle toplayıp 36'ya böleceğim. Direkt 36'ya böldüm. 9, 9, 18. 18'den 4 çıkınca da x buradan kaç geldi arkadaşım? 14 geldi. Hani biraz işlemi kolaylaştırdım sanki. Çünkü ben burada yapmaya kalksam büyük ihtimalle işlem hatası yapardım. Biliyorsunuz beni. Neyse 8. soru Ceyhan oldu geldik 9'a. Evet BD çarp DC nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Hocam ikiz kenar verilmiş. Taban verilmemiş ama tabanla alakalı bir şey verilmiş. Tabanla alakalı bir şey verildiği için tabanla ait yüksekliği çizeceğim. Çünkü BD çarp DC isteniyor bizden. Çizdik mi arkadaşlar burayı? Çizdik. Evet buradan bir 90 derece çizince. Hocam tabanı iki eşit parçaya bölecek. Buraya A, buraya B dersem. Burası da A artı B yaptım arkadaşım? yaptım. E hocam Pisagor bağıntıları var bakın. Bir burada dik üçgen var. Bir de şurada bir dik üçgen var. İkili dik üçgende H ortak mı? ikisinde de evet. Evet bu arada BD çarpı DC isteniyor bizden bunu da unutmayalım. BD'ye bakalım. B çarpı DC. 2 artı B değil mi orası? Evet 2 artı B. Yani 2ab artı b kare eşittir nedir diye soruluyor. Şurada işlemimizi yapalım. H kare neye eşit arkadaşlar? H kare. Hocam 6'nın karesi eksi a'nın karesine eşit? Soldakinde. Sağdakinde de onun karesi eksi a artı b'nin karesine eşit? Artık bunu iyice anladınız. Ee, bu 36 eksi a kare eşittir 100 eksi. Bu a kare artı 2 ab artı b kare de eksi olduğu için eksi hepsine gelecek. Eksi a kare eksi 2 ab eksi b kare olacak. Ya da şuraya yazarsınız. A kare artı 2 AB artı B kare olduğundan eksi 7 attığımız bu oldu. Hocam bunlar gitti mi gitti. Şu ifadeyi öbür tarafa atalım. B kare artı 2 AB 100 eksi 36'dan kaç yaptı? 64 yaptı. E bizden zaten BD çarp DC isteniyordu. Yani 2 AB artı B kare isteniyordu. Bak ne bulduk o zaman cevabı direkt? 64 bulmuş olduk arkadaşlar. O zaman cevabımız 9. soruda Cihan oldu. Geldik ona. Evet ABC ikizkenar üçgen demiş. İkizkenar üçgende arkadaşlar şu ikizkenar üçgende şekilde dengesizlik varsa bir kola yükseklik çizilmişse lütfen diğer kola da siz bir yükseklik çizin. Çünkü çizilen yükseklikler birbirine eşit. Kendi çapında yerler yerlerde birbirine eşitti. Yani bu yükseklik 12 ise burası da 12 mi olacak? Evet. Hocam bu yükseklik taban açısına kadar bakın burada bu yükseklik taban açısına kadar 4 diye ayırdıysa bu yükseklik de taban açısına kadar 4 diye ayıracaktır. E ee, burada bir dik üçgen çıktı mı arkadaşım? Çıktı. Şurası kaç? 12. Burası kaç? 16. 12, 16, 3, 4, 5'in katından dolayı burası da kaç çıkacaktır? 20 çıkar. 10. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 11'e. Valla soruya bakar bakmaz. Hem açı ortaya yükseklik. Yüksekliğin yeri bizde ayrıydı. Ne yapıyorduk? Baktığın yükseklik aynı zamanda açı ortaysa. A. İkişer sağlanmış. Ne geldi aklınıza? İkiz kenar. Hemen yüksekliğin kollarında böyle bir ikiz kenar oluşturacaksınız. Evet ikiz kenarı şöyle bir oluşturalım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Sonra hocam bu ikiz kenar oldu. Buraya x olduğundan dolayı buraya x eksi 5 kaldı. Hocam bu x kenar da çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Onu da yazalım. E sonra takıldık kaldık. Takıldığımızdan soru okuyoruz. Bak dc paralel ae demiş. Onu kullanacağım demek ki. Hocam bunlar birbirine paralelse a ne çıktı? Şununla şu normalde şu paralel de bunun devamı burası ya. Bu da paralel. Hocam hem paralellik var hem burada eşitlik var. Ne? 3'ü de kullan. Bak artık fark ediyorsundur bazı şeyleri. Hocam şu üçgende ne çıktı? Orta taban. Yani üçgen burası kaç olacak? 6 olacak. x eksi 5 eşittir 6 ise x de buradan kaç çıkar? 11 çıkar arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle akşam oldu ve geldik son soruya. Bir katlama yapılmış sonra bir şeyler çizilmiş. Katlamada arkadaşlar e, eski haline geri açıyorduk ki açılmış şekli var burada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Burası 16 iken burası da 12, 12 mi arkadaşlar? Pardon, 24 ise 12, 12. 16 neresi verilmiş? AH. Hocam AH 16. Yani şu yükseklik 16 olarak verilmiş. 12 16 ise burası kaç oldu? 20 oldu. Bu bir ikizkenar üçgendiy ya. Evet, burası da ne olacak? 20 olacak. Evet, ABC ikizkenar üçgeninde AH 16, BC de 24. Şimdi ABC üçgeni şekil 2'deki gibi DE boyunca A köşesi üzerinde çakışacak biçimde katlanıyor. HE e uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Tamam. Sen bunu böyle katladın mı? Katladım. Tamam 12, 16, 20'yi buldun mu? Buldun. Katladığında üst üste binen kenarlar eşit mi? Evet. Aa bak 90'dan bir kenar ortaya çizmiş oldu. Muhteşem üstü değil mi? Aynen öyle. E hocam bunun tamamını biz zaten biraz önce bulmuştuk. Kaçtı burası? 20 idi. E o zaman burası 10. Burası 10'sa burası da kaç yapacak o zaman? 10 yapacak. Cevabımız böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. Yani 12. soruyu da Edremit bulduysak o zaman ne diyoruz? 4. testi bitirdik diyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.